Karabıyık var efendim. CHP eğitim politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı ve Bursa milletvekili. Lale Hanım hoş geldiniz yayınımıza efendim. İyi sabahlar, iyi haftalar. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Evet Lale Hanım, eğitime artık biliyorsunuz 2. 3. 4. 8 ve 12. sınıflarda başladı. Bugün belirli bir kalabalık da vardı zaten yollarda. Bir yandan da EBA'lar, online eğitimler devam ediyor. Süreci nasıl değerlendirmek gerekir? Siz okulların özellikle ikinci dalga beklenirken tekrar yüz yüze eğitime geçme sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun, sizi dinliyoruz. Öncelikle öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun diyerek başlamak istiyorum. Evet, bunca aradan sonra okullar tekrar 5 sınıf olarak başlıyor. Ancak öncelikle şunu ifade edeyim, veliler henüz rahat değil, tedirginler. Kendileriyle ve okul aile birliği başkanlarıyla, öğretmenlerle sürekli görüşüyoruz, temas halindeyiz. Neden tedirginler? Çünkü ayrıntılar çok net değil, tam açıklamalar yapılmış değil Milliyetin Bakanlığı tarafından. Ve bir kısmı başlayıp bir kısmı belki başlamayacak ya da bu hafta içerisinde biraz daha şekil kazanacak. Veliler gönderip göndermeme kararını verecekler belki. Ama kesinlikle söyleyeceğim şu var ki 7 ay geçti. 6,5-7 aydır boş bir süreç. Boş geçirilmiş, boşuna geçirilmiş bir zaman dilimi oldu bu. Bir takım eksiklerin olduğu biliniyordu ki bu eksikler sadece derslik eksikleri değildi. Aynı zamanda yardımcı personel eksiğiydi ve Sağlık Bakanlığı'nda ifade ettiği gibi bir sağlık, bir güvenlik, bir temizlik personelinin en azından her okulda birer tane, hatta büyük okullarda daha fazla olması gerekiyordu. Ama bu süreç içerisinde ne bir derslik yapımına girişildi, ne bu ihtiyaçlar, yani yardımcı personel ihtiyaçları tamamlandı. Çok sayıda okulda öğretmenlerle de görüştüğümüzde hiçbir temizlik personelinin dahi olmadığı, yani yoktu ve yine yok şeklinde cevaplar almaktayız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Genel Başkanımız bir açıklama yapmıştı ve özellikle de derslik ihtiyacının karşılanabilmesi için bize arazi gösterin, biz oraya yapalım. Yerel yönetimlerimiz buna hazır demiştik ama bu süre zarfında bize hiçbir dönüş olmadı. İkincisi, yardımcı personel konusunda ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe eksikliği konusunda sürekli dile getirdik. Ek bütçe verilmesi gerektiğini söyledik ama bu süre zarfında Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten kendi haline bırakıldı. Bağışlar ne kadarsa o kadar yapılsın gibi bir anlayış içerisinde bu süreç geçirildi. Son dönemde biraz bir takım hazırlıklar yapılmaya başlandı. O da Sayın Genel Başkanımızın açıklamasından sonra. Ama bu da tabii yeterli olmadı. İlkokul birler okula başladığında da bu hafta sonu da bizim yerel yönetimlerimiz bütün okulları temizledi ve hijyen sağlanmış oldu. Buna devam da edecekler. Biz bütün eksikleri tamamlamaya da her an hazırız. Bunu daha önce de ifade ettik. Ancak şu anda velilerin tedirgin eden en önemli faktör çok net değil ve Milli Eğitim Bakanlığı bütün topu velilerin üstüne attı. İster göndersinler, ister göndermesinler şeklinde. Risk almak istemedi ama okula giden ve gitmeyen öğrenciler arasında bir makas mutlaka açılacaktır. Ki bu makas daha önce devlet okulları ve özel okullar arasında açılmıştı. Yine bu makas uzaktan eğitime erişen ve erişemeyen arasında açılmıştı. Şimdi de böyle bir durum söz konusu. Ama bu tedirginliğin gitmesi için Milli Eğitim Bakanlığı gerçekten sorumluluğunu yüklenmesi ve ek bütçeye sahip olması ve doğru bir planlama ve öngörüyle acele hareket etmesi gerekiyor. Diğer taraftan okullar açıldı ama tabii uzaktan eğitim de devam etmek durumunda. Ama hala uzaktan eğitime erişemeyen çok sayıda aile, çok sayıda çocuk var. Şöyle bir durum da 20 gün önce gerçekleşti. Biz Sayın Bakan'ın açıklamasından sonra şu kadar televizyonu olmayan aile, bu kadar işte tableti, bilgisayarı olmayan öğrenci var bilgisinden sonra
Sayın Bakan'a resmi yollardan bir talepte bulunduk ve biliyoruz ki bilgisayarı, televizyonu, tableti olmayan ailelerin adresleri kendilerinde var. Çünkü bu bilgileri okul müdürlükleri vasıtasıyla ve il müdürlükleri vasıtasıyla aldılar, topladılar. Bu bilgilerin tarafımıza ulaştırılmasını ve yerel yönetimlerimizle bütün ihtiyaçların karşılanabileceğini ifade ettik. Kendilerinden 10 gün sonra bir yanıt aldık. Hiçbir televizyon açığı olmadığını, eksiği olan çocuk kalmadığını ve kendilerinin sağladıklarını ifade ediyorlardı. Ama gerçekler böyle değil. Biz her gün çok sayıda talep alıyoruz ve kendi yöntemlerimizle yerel yönetimlerimiz artık bu ihtiyaçları tespit ederek kendileri sağlama yönündeler. Ama ortada bir sorun var ve bu sorunun birlikte en azından çözülebileceğini ifade etmiştik. Söz konusu olan çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerin zor durumda olmasıydı. Ama bu işbirliği çağrımıza maalesef bir yanıt alamadık. Hiçbir ihtiyaç yoktur Evet. şeklinde bir cevap ile karşılaşmış olduk. Sayın Karabıyık, söylediğiniz çok doğru aslında. Fırsat eşitsizliği dedik. Evet, biz uzaktan eğitimi konuşuyoruz ama çok doğru bir noktaya parmak bastınız. 1 milyon gibi rakamlar konuşuldu. Evinde televizyon olmayan çocuklar var. Şimdi ikinci bir dalga bekleniyor. Dünyaya baktığımızda dünya genelinde bu çocukların artık uzaktan eğitimi, bir yıl kaybetmelerini geçmiş. Dünya artık şu noktada çocukların psikolojik olarak sosyal hayata hazırlanmasına gelmiş. Biz henüz buna gelemedik. Çünkü ilkokul 1'e başlamış bir çocuğun hiçbir arkadaşıyla aynı sırada oturmadan direkt online eğitime başlaması da aslında ileride karşısına çıkabilecek travmaları da meydana getiriyor. Yani arkadaşlarıyla bir doğum günü kutlayamaması, sürekli dokunmama, maskeyle yaşama, hele birkaç yaşındaki çocuklar bile dışarı çıkarken konuşamayan çocuklar bile artık maske göstermeye başladı. Takalım, gidelim. Bir yandan bilinç olarak çok güzel, evet bilinçleniyoruz ama bir yandan da bunun psikolojik etkileri de olacak. Okulları konuştuk ama bir de lise grubu var Sayın Karabıyık. Yani özellikle ergen dediğimiz dönemde 15'li yaşlarda anne ve babasını sorgulaması gereken, doğal olarak sorgulaması gereken dönemde biz bu gençleri sokağa çıkma yasakları olduğu zaman da aynı eve ebeveynleriyle koyduk. Evet, bu süreci atlattık. Şimdi bir de okul ve arkadaşlarından uzak kalma süreci başladı. İnternet sıkıntıları başladı. Bunlarla ilgili de eğitimin aslında bir parçası olan çocuklara psikolojik destek konusunda bir çalışma var mı? Bir öneriniz var mı? Çok doğru bir noktaya temas ettiniz. Şimdi diğer ülkeler de okullarını açtılar. Önce oradan başlamak istiyorum. Ama onlar bir kere Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe verdiler. Evet. Finansal bir sıkıntı yok. Yine velilere desteklerde bulundular. Öğretmenlerin uzaktan eğitim konusunda ihtiyaçlarını da karşıladılar. Şimdi bakın bize geldiğimizde öğretmenler üzerinde yapılan anket şunu gösteriyor. Öğretmenlerin de uzaktan eğitim araçlarına ihtiyaçları var. Ve bunları %40'ı kendi imkanlarıyla taksitle falan satın aldılar. Hani önce konuya oradan başlamak lazım belki. Ardından tabii ki çocukların psikolojik olarak desteklenmesine ihtiyaç var. Ve biz şunu da söylemiştik. Sayın Genel Başkanımız ifade de etmişti. Okulların kapalı olduğu dönemlerde de mutlaka bir rehber öğretmenin okulda olması gerektiğini ve okulların açıldığı bu süreç içerisinde de önce rehber öğretmenlerin okulda yani ihtiyaç kadar olması gerektiğini ifade ettik. Onun dışında tabii ki bir takım psikolojik desteklerin verilmesi lazım ama psikolojik desteklerden önce çocukların bir tanesi uzaktan eğitime erişip öbürü erişemiyorsa bu zaten en büyük onlara olumsuz etki Evet. yapıyor psikolojilerine, ailelere de öyle. Mesela veli diyor ki daha önce işte kırtasiyesini zor alıyordum, pantolonunu, ayakkabısını zor alıyordum ve çocuğuma mahcuptum. Şimdi ise bir taraftan da arkadaşının tableti yok, benim çocuğumun yok ya da işte altyapı yok, internete erişemiyor ve ben çocuğuma bu imkanları sağlayamadığım için mahcubum diyor. Yani ailelerin de psikolojisi bozulmuş durumda. Bunların hepsini birlikte düşünmek lazım. Bakın Sayıştay'ın raporunda çok bariz bir takım maddeler var, bir takım ifadeler var. Bir kere öğretmen eksiğini Sayıştay raporu çok net ortaya koymuş ve biz bunu defalarca söyledik. Yani
129 bin öğretmen açığı var. Bu pandemiden önce de vardı ama şimdi olmayışı daha büyük sorunlar meydana getirebilir. Bu eksiğin tamamlanması gerektiğini defalarca söyledik. Bu tamamlanmadı. Diğer taraftan altyapı konusunda, yani internete erişim konusunda 110 ilçemizde halen altyapı yok. Ya da işte bize her gün işte Ağrı'nın köylerinden, işte başka bir yerin ilçelerinden, inanın muhtarların, 5-6 muhtarın imzasıyla talepler geliyor. Diyorlar ki bulunduğumuz bölgede işte biz şu muhtarlar imzasıyla göndermişler. 5 bin öğrenci, 7 bin öğrenci internete erişemiyor. Yani bu 7 aylık süre içerisinde bunların kesinlikle yapılması lazımdı. Evet, EBA erişim sistemleri için yani bir takım noktalar, EBA noktaları falan oluşturulmaya çalışıldı. Ama bunlar çok geç kalındı ve kesinlikle yetersiz olduğunu ifade etmek isterim. Bakın, rapordan bir çarpıcı cümleyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyor ki 6 bin küsür okulda, 6049 okulda akıllı tahtalar götürülmüş, döşenmiş ama bu okulların maalesef internet altyapısı yok. Yani internet altyapısı olmayan okullara Fatih projesi kapsamında akıllı tahta yerleştirilmiş. Yani bu nasıl bir öngörüsüzlük, nasıl bir plansızlık? Bunların artık altını çizmek gerekiyor ama tabii ki biraz geç kalındı. Sonuçta Fatih projesine harcanan para ne kadardır? İhaleler olmuş mudur, olmamış mıdır? Şimdi ihtiyaç var ama bu konuda da en ufak bir bilgiye sahip değiliz. Sayın Bu Karabıyık, nedenle öncelikle tabii ki psikolojik desteğin verilmesi lazım. Okullarda da rehberlik öğretmenlerinin bulunması lazım. Bu desteğe çocukların ve gençlerin ve ailelerin de ihtiyacı var. Bu süre zarfında aileler, okullarda öğretmenler var ama evde de veliler öğretmenlik yapıyor. Çocuklarını ekran başında tutmaya çalışıyor, ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yani bu sürecin çok iyi değerlendirmesi lazım ama öğretmenlerin de dinlenmesi lazım. Yani süreci en yakından takip eden, hem uzaktan eğitim açısından olsun hem yüz yüze eğitim açısından olsun, sorunları gören, eksikleri fark eden öncelikle öğretmenlerimiz. Evet. Bu süre Sayın Karabıyık, zarfında çok doğru bir noktaya değindiniz. Hani internet erişimi dedik, teknoloji altyapı dedik ama bunun için biz can kaybettik. Yani bu yüzyılda hakikaten internet erişimi olması için, öğrencisine ders verebilmek için çıktığı yerde kalp krizi geçiren, babasının arkasından internet çeksin diye çıkan, yani can kaybettik. Daha ötesi aslında dediğiniz gibi, yani önce temeldeki problem buydu. Biz biraz galiba bu konuda tüm dünya gibi hazırlıksız yakalandık. Aslında önümüzde de örnekler vardı ama dediğiniz üzere bunların hazırlanması gerekirdi. Biz henüz altyapıyı da hazırlayamadığımız için ben bir öğretmenden birebir internet erişimiyle ilgili çocuklarıma online ders vereceğim ama bulunduğum yerde çekmiyor. Okula şunu teklif ettim. Biz okula gelelim. Bize bir oda yapın öğretmenler. Biz de sosyal olarak orada belirli mesafelerde okulun imkanlarından çocuklarımıza bu eğitimi verelim diyen eğitimciler de vardı. Her gün iş gibi okula gitmeyi düşünen. Bu da bir çözüm olabilirdi. Lütfen hatta kalın Sayın Karabıyık. Çünkü aynı zamanda yeni bir bağlantımız daha var. Profesör Doktor Murat Akova, Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı yayınımıza katıldı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, günaydın, iyi yayınlar. Evet Sayın Akova, eğitimi konuşuyoruz. Eğitimi konuşurken eskiden eğitimi ekonomi üzerinden konuşuyorduk, fırsat eşitsizliği üzerinden konuşuyorduk. Şimdi mecburen ve dünya ile birlikte eğitim deyince bir yandan da hemen enfeksiyon aklımıza geliyor. Çünkü eğitimin bu noktaya gelmesinde zaten biliyorsunuz Covid salgını, bu pandeminin de büyük etkisi vardı. Öncelikle sormak istiyorum. Siz enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak ve bütün dünya ile birlikte yaşadığımız süreçte en başından beri emek veren bir bilim insanı olarak bu süreçte okulların açılma sürecini, yüz yüze eğitimin başlama sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Hazırlıklı mı Türkiye bir doktor olarak bu gözden bakılınca neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Çocuklar hastalık taşıma ve hastalanma açısından en az erişkinler kadar risk altındalar. Bu son zamanlarda anladığımız en önemli bilimsel gerçeklerden bir tanesi.
Genel olarak çocuklarda hastalık şiddeti erişkinlere göre daha az gözüküyor sıklık olarak baktığımız zaman. Ama bu demek değildir ki çocuklarda hiç hastalık ya da ciddi hastalık görülmüyor anlamına gelmiyor. Onlarda da daha seyrek olmakla birlikte ciddi hastalık gözükebiliyor. Bir defa bunu bir tarafa koymak lazım. Hı hı. İkinci önemli özellik, çocuklar virüsü taşıyıcı olabiliyor, taşıyabiliyorlar. Hatta erişkinlere kıyasla daha uzun sürede taşıyabiliyorlar. Bu nedenle de hem birbirlerine bulaştırabiliyorlar, daha çok da aynı ortamlarda bulundukları zaman eğer işte mesafe ve maske kuralına dikkat etmezlerse, ki özellikle küçük çocuklarda bu tabii çok daha ciddi bir problem erişkinlere kıyasla, birbirlerine bulaştırabiliyorlar. Birbirlerine bulaştırdıktan sonra da evlerindeki ebeveynlerini ve birlikte yaşadıkları diğer kişileri potansiyel olarak enfekte etme şansları ya da riskleri mevcut. Şimdi hal böyle olunca tabii okulların açılması potansiyel olarak hastalığın yayılması açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Ama öte yandan tabii bunun sosyal ve eğitsel bir boyutu da var. Bu çocuklar uzunca bir süredir birebir eğitimden yoksun kaldılar. İşte sizin de programınızda söylediğiniz gibi uzaktan eğitimle ilgili ciddi sorunlarımız var ülke olarak. Bunları aşabilmek için kademeli bir açılım belki de kaçınılmaz, okulların açılması. Ama açıldığı zaman önlemlere son derece ciddi ve kesin kurallarla dikkat etmek lazım. İşte maske bu işin en önemli unsurlarından bir tanesi. Çocukların belli mesafede mümkünse havalandırılan sınıflarda durmaları, bir arada oldukları ortamların mümkün olduğunca kısa tutulması ve ortamların iyi bir şekilde havalandırılmaya maruz bırakılmaları bulaşmanın önlenmesi açısından çok önemli gözüküyor. Evet Sayın Akova, hemen bu noktada lütfen aklınızda kalın. Sayın Karabuya sormak istiyorum. Efendim Sayın Akova'nın dediği gibi dikkat edilmesi gerekiyor mesafeye. Fırsat eşitsizliği şimdi burada da söz konusu olabilir mi? Bir maske zorunluluğu var, ancak öyle maskeler var ki bu da herkes gidip işte çok rahat nefes alabildiği, çok rahat kullanabildiği maskelere maddi olarak ulaşamayabiliyor. Ve çocuklar için bu daha da zor. Yani onların yapısına uygun. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı bir bütçe ayırıp okula giden çocuklara hem onların okulu sevmesi adına işte isimlerinin yazılı olduğu olabilir, daha eğlenceli olabilir ve hava alınabilecek. Eve gittiğinde annelerinin yıkayabileceği. Çünkü bu da bir külfet. Yani her gün 1 lira verip bir maskeyi çocuğunuza takıyorsunuz. Geliyor 3 tane çocuğunuz varsa gibi. Bununla ilgili bir çalışma da var mı? Çünkü biliyorsunuz ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle pandeminin ilk döneminde. Kesinlikle son derece önemli bir konu bu. Şimdi burada da tabii fırsat eşitsizliği yine ortaya çıkıyor ama bunu hani bakıyoruz, bazı okullar kendileri dağıtıyor. Bazı okullar yerel yönetimlerden ediniyor. İşte bazen devletin gönderdiği ama kısıtlı sayıda olan malzeme var. Sadece maske değil, temizlik malzemesi, hijyen malzemesi de bu böyle. Biz belediyelerimiz vasıtasıyla bunları sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii bunları eşit imkanlarda her yerde olması açısından bir planlama yapmak lazım. Doğru bir girişimde bulunmak lazım. Biz elimizden geleni bu konuda yapmaya çalışıyoruz. Yalnız gözlem de çok önemli. Yani okullarda bir güvenlik, bir sağlık personelinin olması, öğretmenlerin yeterli sayıda olması son derece önemli. Neden? Çünkü bu çocukları takip etmek lazım. Yani bilemeyebilir, elini maskesine götürebilir. Aynı maskeyi sürekli kullanabilir, yere düşer yerden bir daha alabilir. Yani bu çocukları yönlendirecek ve sürekli gözlemleyecek bir personelin de orada olması gerekiyor. İşte bu açıdan da bir okulda varsa bu personel, diğerinde yoksa yine burada devlet okulu, özel okul ayrımı ya da işte imkanı olan olmayan ayrımı yine devreye giriyor. Her evet. Şey tabii ailelerin gözetiminde olamayacak okul ortamında bulundukları süre zarfında bu. Okul yönetimine, öğretmenlere ve orada var ise tabii ki yardımcı personele düşüyor. Hı hı. Bu konuda biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef çok az sayıda İşkur üzerinden geçici personel bazı okullara gönderilmiş durumda. Ama çok sayıda okulda inanın halen bir temizlik personeli bile yok. Yani evet. Bu hijyenin, bu güvenliğin, bu kontrolün sürekli olarak takip edilmesi çocukların evet. sağlığı ve velilerin de huzuru açısından son derece önemli. Tabii servisler için de öyle. Hani biz bunu yerel yönetimlerimizle yapmaya çalışıyoruz. Servis temizlikleri olsun, okul temizlikleri olsun, hijyen maddelerinin okullara bırakılması açısından olsun. Yani bize imkan verildiğinde, bize fırsat sağlandığında biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama
her yere ulaşmak zor çünkü bazen de oraya o hizmet kabul edilemiyor. Evet. Bu aslında devletin sorumluluğudur, bakanlığın sorumluluğudur. Olayını artık bir tarafa bıraktık zaten. Yani hı-hı, ortada sorun var, çözülmesi gerekiyor. Herkesin bir şey yapması evet, gerekiyor aşamasındayız. Hı-hı. Ama fırsat eşitsizliği yapmadan, uzaktan erişim zaten fırsat eşitsizliğini derinleştirdi. Bir de işte maskedir, hijyendir, yeterli personele olan okul, olmayan okul, çocukların iyi gözlemlenmesi, gözlenememesi falan gibi konuların da artık bu eşitsizliği derinleştirmemesi gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı 7 ayı hani boş geçirmiştir diyebilirim. Evet, bir şeyler yapılmıştır ama yeterli değildir. Hı hı. Doğru bir öngörü ve planlama yapılmamıştır. Evet. Diyorum. Hazırlıksızlık, Sayın Akova, hemen bu noktada size sormak istiyorum. En büyük örneğini Çin'de gördük. Yani merkezi, COVID'in çıktığı, yayıldığı merkezde, okullar açıldığı dönemde müthiş bir sistemle, oyun diliyle okula çocuklar dezenfekte ellerini, ayaklarını, işte o malum görüntüler alındı. Onun akabinde Danimarka'da ve İsviçre'nin belirli kantonlarında çocukların okul eğitimiyle ilgili bulunulan bölgelerde, yani bizde bölge olarak düşünebiliriz ya da İstanbul için, bölgeler için bilim insanlarına, bilim kurulumuz var ama enfeksiyon hastalıkları uzmanlarına, sizin gibi profesör hocalarımızla kurullar oluşturuldu. Biz okulları açacağız, siz ne öneriyorsunuz dediler, fikirler alındılar. Sizden Türkiye'de böyle bir fikir alındı mı? Yani sonuçta işin aslında en muhatabı doktorlar, mutasyona uğrar mı? Çocuk tekrar maruz kaldığı sürece, yani 5, 10, 20 mutasyona uğrar mı? Eve gittiğinde evde bir üst soy büyüğü, anneanne babaanne varsa taşımaması için neler yapılması gerekir? Gelin bir masaya oturalım. Siz de bilim insanları olarak bize bu raporu hazırlayın. Biz de milli eğitim olarak bunu çocuklara, velilere yayalım dendi mi? Böyle bir çalışma var mı efendim? Yani böyle bir çalışma varsa da ben böyle bir çalışmanın içerisinde değilim ama bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı bünyesinde çok geniş kapsamlı bir bilim kurulu var. Değişik aşamalarda sadece işin bilimsel boyutu değil, sosyal boyutunu da değerlendiren orada çalışan arkadaşlarımız var. Çok değerli bilim insanları. Evet. Bilmiyorum tabii Sağlık Bakanlığı ile mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı arasında böyle bir iletişim vardır. Yani ben böyle bir şeyin içerisinde değilim ama il pandemi kurulları içerisinde çalışan arkadaşlarımız var. Onlardan görüş alınıyor olunabilir. Hani kişisel olarak ben yokum ama benim dışımda pek çok enfeksiyon hastalıkları uzmanı var tabii. Evet. Şimdi söylediğiniz bir konuda hemen yorumda bulunayım. Bu mutasyonla ilgili şu anda virüsün mutasyon geçirdiğine, yani daha ciddi hastalık ya da daha az hastalık yaptığına dair herhangi bir tanıt yok elimizde. Evet. Az sayıda kişide yeniden hastalık görülme durumu tanımlandı ama bu öyle yüzlerce binlerce kişiyi ilgilendiren bir durum değil. Az sayıda kişiyi ilgilendiriyor. Şu andaki bence en büyük problem okulların açılmasıyla, gene sizin belirttiğiniz gibi, bu çocukların eğer bir şekilde okul ortamında enfekte olurlarsa, yani virüsü alırlarsa, o virüsü evlerine taşımaları ve evlerinde risk altında olan ebeveynlerine ya da büyüklerine bulaştırmaları. Hı hı. Bu konuda tabii hem eğitim hem de çok dikkatli önlemler almak gerekiyor. Mesela biraz önce siz yıkanabilir maskelerden bahsettiniz. Aslında evet, yıkanabilir maskeler korunma açısından normal bizim günlük hayatta önerdiğimiz cerrahi maskelere kıyasla çok daha az koruma özelliğine sahip. Gerçi yüzünüzü ve burnunuzu kapatacak şekilde bir bez parçası bile koruyucu olabiliyor ama özellikle yoğun ortamlarda, yoğun virüse maruz kalma riskinin olduğu ortamlarda bu tür maskelerin geçirgenliği ve koruyuculuğu olmuyor. Onun için ideal olanı aslında bu çocuklara usulüne uygun günde hiç olmazsa bir tane kullanabilecekleri temiz bir maskenin sağlanması ve tabii el dezenfeksiyonu, işte ellerini yüzüne götürmemeleri, el yoluyla bu olabilecek bulaşı engellemek için hem de yeterli destek, hem gözetim, hem de eğitim sağlanması. Evet, Sayın Karabıyık, Sayın Akova da belirtti, çocukların uyarılması, yani çocuklar küçük olduğu için bilemeyecek, dokunmak isteyecek arkadaşına. Peki oyun yollu bir eğitim sistemi oluşturuldu mu? En son haberimiz vardı, yine Milli Eğitim Bakanımızla birlikte, oyun yollu bir eğitim sistemiyle özellikle ilkokul 1, 2, 3 gibi, yani küçük sınıflarda olan çocuklarla ilgili böyle bir projemiz var mı? Oturma düzeni, oyun, aslında sosyal olarak da çocuklar çok etkilendi. Yani dokunmadan ne kadar önemli olduğunu biliyoruz, sarılmanın, dokunmanın çocuğun psikolojik gelişiminde de. Bununla ilgili çalışmalar var mı? Oyun yollu eğitim, yani oyun diliyle eğitim üzerine.
Şöyle, biz zaman zaman öğretmenlerle Zoom üzerinden bir araya geliyoruz. Her seviyedeki öğretmenlerle, her sınıf öğretmeniyle. Onların çok güzel önerileri var. Bu önerilerin değerlendirilmesi lazım. Çünkü onlar çocukların ne kadar dikkatli durabileceğini, nelerden hoşlanabileceğini, nasıl bir eğitim ile çok daha faydalı olunabileceğini bizlerden çok iyi biliyorlar. Tabii bu aşamada Milli Eğitim Şurası'nın toplanmadığını biliyoruz. Paydaşların görüşlerinin alınmadığını biliyoruz. Ama en azından öğretmenlerle, çocuk psikologlarıyla ve sosyologlarla bu konuda çalışmaların yapılması gerektiğini ifade ettik. Bir takım çalışmalar var ama öğretmenlerin önerileri dikkate alınmalı diyorum ben tekrar. Çünkü onların çok güzel projeleri var. Bu şekilde biz 3-4 projeyi dinledik kendilerinden. Ve önerilerinin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yalnız bir konuya daha değinmek isterim bu konunun dışında. Buyurun. Taşımalı eğitimde 1 milyon 400 bin çocuğumuz var. 1 milyon 400 binin üstünde taşımalı eğitim öğrencisi var. Bu konu da çok önemli. Aynı zamanda birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenciler var. Halen Ankara'nın ortasında bile, merkezinde bile birleştirilmiş sınıflar halen Türkiye'de var. Ve pandemi döneminde onların eğitim süreçlerinin de çok çok yakından takip edilmesi, hijyen, sağlık koşullarının çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Bunun da altını çizmek evet, istiyorum. Evet, Sayın Karabıyık, tam da bu noktada sormak istiyorum. Özellikle evden çalışanlar için de bu sıkıntı vardı ama öğretmenler için biraz daha fazla. Yani devletin bir en azından internet desteği ailelere de olması gerektiğini düşünüyorum. Siz öyle düşünüyorsunuz. Çünkü birinci sıkıntı da şu olabilir mi? Yani bu fırsat eşitsizliği ile alakalı. Yani 3 tane çocuğunuz var. Uzaktan eğitim vereceksiniz ve evinizde bir bilgisayar var. Hadi bir de televizyonunuz var. Bir odanız belki. Belki de bir oda. Ya yani aynı odanın içinde çocuklar. Orada biri ders alırken diğeri, hani tableti verdiniz. Yer müsait değil. Onu da geçtim. 3 çocuklu bir aileyi düşünün. Orta alt gelirde. Bir tek televizyonu var, tableti yok belki. 3 tane çocuğun eğitimden bu kadar uzak kalması, bir diğer çocuğun yabancı dil eğitimi dahil ya da eve gelen özel öğretmenlerle şey dikkat edilerek aldığı eğitim, daha sonraki yıllar için bu uçurumu, Türkiye'de zaten var olan bu ekonomik dengesizlik uçurumunu eğitime de bu kadar uçlarda taşımaz mı? Kesinlikle taşır, kesinlikle taşır. Bir noktanın daha altını çizmekte belki yarar görüyorum, o konuya girmedik ama bu da bir gerçeğimiz. Bakın, tam pandemi başladığında aynı zamanda 4+4 sisteminin de yeni mezunlarını verdik biz. Evet. Ve onlar liselere giriş sınavına girdiler. Ve şunu hemen ifade edeyim ki bir önceki yıla göre başarıda, yani cevaplanan, doğru cevaplanan soru sayısında %14'lük bir gerileme vardı. Bazı alanlarda daha fazlaydı, bazı derslerde. Şimdi bakın, burada zaten bir açık vardı. Az önce ortaokul ve lise öğrencileri için söylemiştiniz. Bu açığı kapatacağımız bir dönemdeydik biz. Yani bunlar, bu öğrenciler üniversiteye gidene kadar bu açığın kapatılması gerekirken de bir de pandemiye girdik. Yine 4+4 sisteminden çok daha fazla bir mezun verildi bu sene. Evet. Daha büyük bir derslik ihtiyacı gerçeğiyle de pandemiye girdik. Yani bunların da hepsini o büyük resme belki nakletmek gerekiyor. Bu açıkların kapanması gerekirken şimdi fırsat eşitsizliğinin getirdiği yeni yeni açıklar da var. Onu söylemek istiyorum. Evet, Sayın Akova, bu noktada sormak isterim efendim. Özellikle lise grubunda geçtiğimiz yıllarda çok gördük. Yani futbol oynarken aniden kalp krizi geçiren genç yaş grubundan bahsediyorum. Ergen yaş grubundan bahsediyorum. Tekrar tekrar maruz kalma durumunda, onlar da en az çocuklar kadar, ara dönem diyorum. Çünkü ergenleri de bir noktada küçük çocuk olarak görmek gerekir. Maske takmayı reddedenler olabilir, arkadaşlarıyla sosyalleşmek isteyenler olabilir, kafelerde dikkat edilmiyor. Bunlar gençliğin verdiği ateşle diyoruz. Ne kadar da bilinçlendirsek böyle olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi bu gençler arasında kronik rahatsızlığı olan, arkadaşlarında işte çok dikkat etmesi gereken kronik rahatsızlığından dolayı ya da bilmediği bir rahatsızlığı olan gençler için sürekli maruz kalma durumu ve sonrasında yine virüsle ilgili ölümlerin olabileceği söz konusuyken bununla ilgili neler yapılabilir? Yani enfeksiyon
dediğimizde, enfeksiyon hastalıkları dediğimizde bunu gençlere biz nasıl anlatabiliriz? Covid'le beraber bütünleştirerek bu süreci çocuklara nasıl anlatmalıyız gençlere? Şöyle şimdi gençler gene dediğiniz gibi hakikaten riskli davranış açısından tüm erişkinler içerisinde belki de en yüksek riske sahip olan grup. Evet. Hatta yaz aylarında Batı Avrupa'da özellikle bu açılım sağlandıktan sonra yani toplum normale dönmeye başladıktan sonra tekrardan vaka sayısındaki artıştan sorumlu tutulan en büyük grupların başında geliyorlar. Çünkü gençler yüksek riskli davranmaya yatkın bir grup işin açıkçası. O yüzden de okulda bu şekilde davranışlarda bulunmalarını bekleyebilirsiniz. Şimdi bu grup içerisinde tabii kronik hastalığı olanların ciddi infeksiyon riskine maruz kalmaları söz konusu. Ama bu risk diğer erişkinlerden çok farklı değil. Dolayısıyla bu tür hastalığı olan çocukların başlangıçtan itibaren ayırt edilip onlara belki özel önlemler uygulanması söz konusu olabilir. Onlar da işte maske kullanımı, diğer kişilerle bir araya gelmeme, kalabalık ortamlardan mümkün olduğu kadar uzak durma şeklinde bir durum söz konusu olabilir. Tabii ergen eğitimi tamamıyla özel, spesifik bir durum. Onunla ilgili eğitmenlerin özel önem göstermeleri gerekebilir. Benim aklıma belki hani bizim açımızdan infeksiyon hastalıkları uzmanlığı açısından şöyle bir öneri gelebiliyor. Belki bu çocuklara hani Zoom üzerinden en azından kolaylıkla erişebilecekleri bir eğitim, kısa bir bilgilendirme yapılabilir. Hani bu işin risklerinin neler olduğu, nasıl davranmaları gerektiği konusunda bunun ekstra bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Evet, çok güzel bir fikir. Sayın Akova, hemen bunu Sayın Karabuğ'a soralım. Lale Hanım, aslında Sayın Akova'nın dediği çok güzel. Yani çocukların çok sevdiği sanatçılar var. Özellikle bu dönemde rapçiler olabilir vesaire. Bunlar üzerinden sosyal mesaj olarak hani ekranlarda görüyoruz, maske takalım, sosyal mesafe ve hijyen diyoruz. Özellikle genç grup, hani bu tam da hayatı sorgulamaları gereken, olmaları gerektiği gibi. Çünkü gençler o dönemde öyle olmalı ki sorgulayıp bizim bir adım ötemize geçebilsinler. Onlar için bir takım sanatçılarla Sayın Akova'nın dediği gibi bilinçlendirme, Zoom üzerinden reklamlar, panolar, afişler, bunu eğlenceli hale dönüştürülebilir mi? Böyle bir tasarı olabilir mi? Evet, kesinlikle bu türde kamu spotları yapılabilir, sosyal sorumluluk projeleri yapılabilir. Çok yerinde bir uygulama olacaktır. Bu süreci bu şekilde hani çocukları bilinçlendirerek ve kendilerini korumayı öğreterek ama bunu aynı zamanda bir yaşam bilinci haline de getirerek, yaşam tarzı haline de bu süre zarfında getirerek götürmek zorundayız çünkü çok doğru bir uygulama olur. Evet Sayın Akova, teşekkür ediyoruz efendim, o kadar güzel bir fikir verdiniz. Eğer böyle bir proje olursa, hani gençlere gençsiniz sizi anlıyoruz ama lütfen üst soylarınızı ve düşünün diye böyle hoş bir belki de tanıtımlı bir kamu spotu çekilirse efendim sizi tekrar yanımıza alacağız, fikir babası diyeceğiz. Sayın Akova, bir soru daha sormak isterim efendim. Şimdi evde yaşlılar olabilir dedik. Çocuk okula gitti. İlkokul çocuğundan bahsedelim. Okula gitti. Arkadaşlarıyla bir şekilde tabii ki maruz kalıyor ya da alıyor. Taşıyıcı olduğunu düşünelim. Eve geliyor ve evde riskli grupta şeker hastası, böbrek hastası bir anneanne ya da babaanneyle yaşamak durumunda olduğunu düşünelim. Şimdi ister istemez aile yapımızda hani dokunma, sarılma, büyüğümüze el öpme vesaire var. Ne kadar da uyarsak çocuk olduğu için bir temas olabilir. Bununla ilgili ailelere, ebeveynlere ne önerirsiniz? Yani okula gidip temasta bulunan bir çocuk eve geldiğinde evde bir üst soyu varsa nasıl davranmalı, biz nasıl önlem almalıyız? Şimdi dokunmadan çok burada benim endişe edeceğim solunum yoluyla bulaşma söz konusu olabilir. Çünkü bu virüsün esas olarak bulaşma yolu solunum yolu. Evet. Aynı oda yani hastalığı taşıyan bir kişi belirti göstermeden bile risk altında, yüksek risk altında olan kişilerle aynı odada bulunup karşılıklı konuştuğu takdirde ağızda bir maske olmadan bu oldukça yüksek bir bulaştırma riski taşıyor. Şimdi tabii herkesin evinde ayrı ayrı odalarda bu kişileri bulundurma şansı yok biliyorum ama böyle bir olanağı olanlarda özellikle riskli, sizin bahsettiğiniz altta yatan ciddi hastalığı olan, hastalığa yakalandığı zaman ciddi hastalık geçirme riski olan kişileri bir defa bu çocuklardan ayrı tutmak çok önemli bir tedbir. Mümkün olduğunca aynı ortamlara sokmamak. İkinci önlem olarak da eğer bunu yapamıyorsanız o zaman aynı ortamda temasta bulunulduğu takdirde, aynı ortamda bulunulduğu takdirde en azından riskli olan kişinin anneanne, babaanne, anne baba her kimse
ağzına bir maske takarak bu çocuklarla temas etmesi ve mümkün olduğunca iyi havalandırılan, kapısı mümkünse penceresi açık, havalandırmaya müsait ortamlarda temas edilmesi son derece önemli. Aksi takdirde aynı kalabalık ortamda bulunulduğu zaman eğer çocuk da farkında olmadan virüsü aldı ve taşıyorsa bulaştırma riski olacaktır. Evet. Sayın Karabıyık, size hemen dönmek istiyorum. Şimdi aslında temel nokta burada, Sayın Ako da belirtti. Evet, bilinçlendirilebilir ancak her şeyin altında bir ekonomi yatıyor. Yani özellikle eğitim sektörüne oldukça ciddi bir bütçe ayrılması, desteklenmesi gerekiyor. Çünkü Avrupa'da bunu görüyoruz. Birçok ülkenin neredeyse savunma sanayinden bile bir takım kısıtlamalar yapıp eğitim sektörüne aktardığını biliyoruz. Sonuçta hakikaten geleceğimiz. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Yani geçtiğimiz yıllara baktığımızda özellikle pandemi süreci 7 ay kayıp bir yıl diyebiliriz demeyelim ama birçok öğrenci için, belki dünya için diyelim. Yani sadece öğrencileri almadığımızda kayıp bir yıl diyebiliriz. Büyük bir sınav verdik. Öncelikle insanlık sınavı verdik. Bilimle ilgili ne kadar önemli olduğunu, bilim insanlarının bunun sınavını verdik. Maske takmamız gerektiğini, komşumuzun işte nasıl davranmamız gerektiğini, evde kalan, dışarı çıkamayanlar varsa onlara ihtiyaçlarını almayı, bir yandan da insanlık sınavı verdik diyebiliriz. Bununla ilgili özellikle bütçe komisyonlarında görüşüldüğünde ayrılan bütçeyi yeterli buluyor musunuz? Eğitime nasıl bir destek daha olması gerekir ki Türkiye gerçek anlamda çocuklarını eğitebilsin? Şöyle, zaten Plan Bütçe Komisyonu'nda gördüğümüz şu, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçenin azaldığını görüyoruz. Yani merkezi bütçe içerisinde de, ama her nasılsa şu kadar arttırdık diyorlar. O personel giderleri kısmı doğaldır, artacaktır, daha da artmalıdır. Yani personel giderleri kısmı, öğretmenlere verilen maaşların olduğu kısım, tabii ki artacaktır. Özlük hakları daha da iyileştirilmelidir. Bu değil ama bu artışla övünüyorlar sadece. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim yatırımlarına ayrıldığı payın her yıl daha bakın %17'lerden merkezi bütçe içerisinde gele gele %3.7'lere 8'lere geldiğini çok net biliyoruz. Ve bu ayrılan bütçenin de tamamının Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmediğini de biliyoruz. Şimdi durum böyle olunca, yani bir itibardan bahsediliyor. Hani itibardan tasarruf olmaz ama parasız bırakılan, sorunlarıyla baş başa bırakılan bir Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mı itibar olacak? Bununla mı itibar olacak? Çocuklarımız aynı koşullarda eğitim yapamazken mi itibar olacak? Tabii bu çok farklı bir konu. Bunu siyaset için de söylemiyorum. Yani bu mantığımızın aldığı bir şey değil. Ek bütçe verilmesi gerektiğini ifade ettik ama ranta her yere para bulan iktidar maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nı yalnız bıraktı bu süreç içerisinde ki ayrılan o cüzi bütçeyi dahi tamamını vermiş değil. Bakın, her bakanın döneminde 21 bin derslik yapılıyordu standart. Ama şu andaki bakanın döneminde bütçesizlik sebebiyle zaten böyle bir şey olmadı. Olanlar bitirilmeye çalışıldı. Şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nda çok net söylüyorum, yapılanların %80'i %90'ı bağışlarla yapılıyor. Hı hı. Tabii ki bağışlar olacak ama yani her şeyi de bağışlara bırakalım. Gelirse yaparız, gelmezse yapmayız mantığı, ek bütçe vermemek gibi bu kadar dile getirdiğimiz noktaları duymamak, görmemek gibi bir durumun da nasıl olduğunu ben gerçekten anlayamıyorum. Evet. Bu süreç içerisinde özellikle söz konusu olan önceleyeceğimiz çocukların maksimum yararıdır, velilerimizin huzurudur, öğretmenlerimizdir. Ama maalesef bu konuda bu 7 aylık zaman boş geçirilmiştir. Gelen bir süreç var, o süreç zaten eksile eksile gelmişti. Yani Milli Eğitim Bakanlığı bir programsızlık, bir belki şöyle diyeyim, bir politikası yoktu. Yani politika sadece siyasi olarak belirleniyordu. Gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirmek. Ama eğitim koşullarını iyileştirmek, işte öğretmenlerin özlük haklarını iyileştirmek, öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizliklerini gidermek şeklinde bir politika olmadı. Evet. Ve bu eksiklerle zaten pandemiye yakalandık. Hı hı. Onun üstüne de bir şey yapılması gerekirdi. Hayır, orada da sadece bağışlar beklendi. Bağış olacak ama sadece bağışlara bel bağlayarak götürülen bir Milli Eğitim
Bakanlığı sistemi olamaz. Evet. Milletim sistemi olamaz. Sayın Akova, hemen sormak istiyorum efendim, programımızı da yavaş yavaş kapatacağız. Bu süreçte siz bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak ve hakikaten bu süreçte gerçekten canı gönülden çalışan bütün cefakar doktorlarımız gibi sormak istiyorum. Eğitimin özellikle an itibariyle bugün yollardaki kalabalığı da gördük, işte 2, 3, 4 ve 8 ve 12. sınıfların da başlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hazır mıydık? Biraz daha beklenebilir miydi? İkinci dalga kapıda deniyor. Süreci nasıl değerlendirirsiniz bir uzman olarak? Şimdi aslında bu yanıt vermesi oldukça zor bir soru. Dediğim gibi bu işin bir bilimsel yönü var. Şu anda pandemi hakikaten yeniden şiddetlenme riski taşıyor. Özellikle Batı Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir sorun yaşanıyor, evet, hali hazırda. Bir de bunun üzerine tabii ilave bir risk olarak okulların açılması ilave bir ciddi bir risk ortaya çıkartıyor. Ama öte yandan da işte bütün bu toplantıda hep konuştuğumuz üzere bu çocukların uzun süre yüz yüze eğitimden maruz kalmaları da ciddi bir sosyal ve eğitsel açıdan ciddi bir risk oluşturmakta. Bu ikisini dengeleyecek bir şeye ihtiyaç var, bir duruma ihtiyaç var. Şimdi herhalde bir miktar gözlemek gerekecek bu açılımdan sonra neler olacağını. Maksimum önlemlerin alınması son derece önemli. Gene işte geçtiğimiz yarım saat içerisinde tartıştığımız eksikler varsa onların giderilmesi son derece önemli. Ama tabii bu durumun hiçbir risk taşımadığını, her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylemek mümkün değil. Öte yandan sadece okullar değil, şimdi işte kış sezonuna giriyoruz artık. Yavaş yavaş havalar soğumaya başladı. İnsanlar açık havalardan daha çok kapalı yerlerde bir araya gelmeye başlayacaklar. Bunlar da tabii virüsün toplumda yayılması açısından önemli risk taşıyan bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Bütün bunların üzerine okul çağındaki çocukların bir arada bulunmaları ve oradan virüsü alıp bir yerlere götürmeleri ilave bir risk getirecek. Maksimum önlemler belli bir süre gözlenmesi gerekecek diye düşünüyorum bu durumun. Yani önümüzdeki 15-20 gün içerisinde hastalık seyrinin ve salgının ne tarafa doğru gideceğine bakıp ona göre bir karar vermek gerekecek herhalde. Evet, Sayın Karabıyık, Sayın Akova'nın da dediği gibi ikinci dalgadan korkuyor. Bütün Avrupa'da şu anda hemen hemen bir bekleme süreci var. Okullar Fransa'da ve İsviçre'de açılacak da ancak yeni bir genelge oldu, bekleyin dendi. Yani ikinci dalga gelecek mi, rakamları görelim dendi. Keza aynı şekilde Hollanda'da birçok yasaklar geldi, maske yasakları geldi. Sokağa çıkma yasağı gündemde birçok ülkede, tam da bu dönemde. Hani zaten kaybettiğimiz 7 ayın sonunda bir 20 gün, bir ay daha beklenebilir miydi? Yani daha hazırlıklı, daha donanımlı bir şekilde girilmek adına zaten oldukça uzun bir zaman kaybettik. İşte ikinci dalga bunun üzerine zaten ekonomik sorunlarımız vardı, zaten sıkıntılar vardı. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yani bir 20 gün daha beklenebilir miydi? Çünkü Avrupa şu anda 2 haftalık bekleme sürecinde okullarla ilgili. Buyurun. Şöyle, ben tabii tıp doktoru değilim ama bu şu anda pandemide yapılan en iyi şey bilim kurulunun oluşturulması oldu. Evet. Onu söylemek isterim. Gerçeği bu. Fakat bilim kurulunun aldığı kararlarla Milli Eğitim Bakanlığı'nın aldığı kararlar her zaman örtüşmedi. Ya da uygulanmadı diyeyim. Ya da çok bazen belki göz ardı edildi. Bu konuyu eleştiriyorum. Bu açıdan bilim kurulunun kararına göre, yani kararı alınarak açıldıysa belki uygun olmuştur. Fakat şu çok net ortada, Milli Eğitim Bakanlığı risk almadı. Oysa hani Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı, işte çocuklar okula gelebilir, bütün şartlar olumlu, velilerimiz huzurlu olsun da diyemediler. En çok tedirginliği de bu yarattı. Bu süreç belki 20 gün önce olurdu, 20 gün sonra olurdu. Hani ben bunu çok tıp uzmanı olarak olmadığım için çok net söyleyemem. Ama en önemli şey, en çok kaybedilen şey, bu sürecin öncesindeki zaman diliminin iyi değerlendirilememiş olması. Belki iyi değerlendirilseydi şimdi bu 20 günün, işte bir ayın belki sözünü geçirmiyor olacaktık. Öncelikle bunu ifade etmek isterim. Şimdi bundan sonra çok dikkatli olunmalı ve Milli Eğitim Bakanlığı doğru planlamalar, doğru öngörüler yapabilmeli. Ama Sağlık Bakanlığı, yani
bilim kurulunun bütün önerilerinin dikkate alınması, kulak arkası edilmesinin yanlış olduğunu söylüyorum. Hepsinin bütün dikkatle izlenmesi gerekiyor. Bazen bilim kurulunun aldığı bir kararın uygulanmadığını görüyoruz. Ya da bilim kurulunun aldığı kararın tam tersi bir karar alındığını, uygulandığını görüyoruz. Bilim kurulunun kararının kesinlikle uygulanması, dikkate alınması bu süreç içerisinde son derece önemli olacak. Bunu ifade ettim. Sayın Akova, programımızı toparlarken bu soruyu size de yöneltmek istiyorum. Efendim, biraz daha beklenebilir miydi? Yani şimdi Sayın Karabıyık da söyledi, biz de aynı şekilde bu işin uzmanlarına işi bırakmak gerekirdi efendim. Sizin kendi öngörünüz tabii ki görmek mümkün değil. Yani çünkü biz İtalya'dan, Amerika'dan, yani oralara atlattıktan sonra pandemi sürecini öğrendik. Biraz daha temkinliydik. Yine bunu düşünerek, yani İtalya'dan aldığımız dersler var önümüzde, Fransa'dan aldığımız dersler var. Yine onlara bakarak bir süre beklemeli miydik? Öncelikle şunu söylemek isterim. Şimdi tabii tıbbi bir takım kararlar verebilmeniz için elinizde güvenilir verilere ihtiyacınız var. Biz ne yazık ki Türkiye'deki en büyük sıkıntı baştan itibaren, hani bilim kurulu dışındaki bilim insanlarını kastediyorum. Ben de o gruptan birisiyim. Biz bu veriye ulaşmakta sıkıntı çekiyoruz maalesef. Yani bizim verimiz işte Sağlık Bakanlığı'nın ya da Sayın Sağlık Bakanlığı'nın her gün saat akşam saat 7.30'da açıkladığı verilerle kısıtlı. Ama onun dışında ne oluyor, ne bitiyor, onunla ilgili bir veriye ihtiyacımız yok. Bir de biliyorsunuz işte geçenlerde hasta ve hasta olmayan tartışması var. Yani orada da bir sıkıntımız var. Şu andaki açıklanan rakamlardan daha büyük bir virüsle enfekte Sayın olmuş Akova, iki potansiyeli var. Sayın Akova, özür dileyerek sözünüzü kesiyorum efendim. Tam da konunun üzerine Milli Eğitim Bakanımızın bir açıklaması var. Hemen oraya dönelim. Tekrar döneceğiz efendim. Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarını dinliyoruz. İçerisindeler ve bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık. Bu anlamda bazı ihtiyaçları da dikkate alıyoruz elbette. Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor. Ve çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa, izleyemezlerse de elbette tekrarını izleyebilirler. Ve bu tabletlerin dağıtımı ile ilgili de kriterleri daha önce açıklamıştık. Bu kriterler doğrultusunda iller okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek. Elbette sadece bununla kalmıyoruz. Biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8-10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Ve çocuklar kendi okullarına değil, her okula istediği EBA destek merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Orada öğretmenlerimiz de var, onlar da yardımcı olurlar. Yani biz evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma olanağı daha sınırlı olan çocuklarımız için de 13 bine yakın EBA destek merkezini Türkiye'de bir ayın içerisinde hayata geçirdik ekip arkadaşlarımızla beraber. Ve bu anlamda da bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak, Sağlık Bakanlığı'nın bilim kuralının ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ve gidişata bakıp, salgının seyrine dikkate alıp, her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bugün burada da çocuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde deterjan, dezenfektan, temizlik malzemesi, maske, mesafe ve benzeri bütün ihtiyaç ve kurallara riayet ettiklerini görmüş olmaktan da mutluluk duydum. Onlarla sohbet etme imkanımız oldu. Bu ikinci aşamayı bu köy okulundan açıyor olmanın ayrı bir mutluluğu var. Ve bu mutluluğu burada sizlerle birlikte yaşamaktan da ayrıca kıvanç duyuyoruz. Bundan sonraki sürecin de en nitelikli bir eğitime dönüşmesi için her türlü tedbiri alıyoruz. Ve bu tedbirlerimizi
alırken de hem dünyayı izliyoruz hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz. Ben buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, tam da konumuz eğitimdi. Pandemi sürecinde eğitimdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarını yaptı. 13 bine yakın EBA noktası olacak dedi. Buradan eğitim alınabilir ve önümüzdeki haftada tabletler dağıtılacak dendi. Bugün de Gündem Özel'de eğitimi konuştuk. Değerli konuklarıma teşekkür ediyorum efendim. CHP eğitim politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sayın Lale Karabıyık'la eğitimin Türkiye'de geldiği noktayı ve nasıl olması gerektiğini konuştuk ve yine Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Murat Akova'dan da pandemi süreciyle ilgili eğitimde neler yapılmalı, nasıl önlemler alınmalı konusunu konuştuk. Yarın saatler tekrar onu gösterdiğinde Gündem Özel'le karşınızda olacağız efendim. Konuklarıma teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına mutlu bir gün efendim.